Show TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar diliyoruz. Mina'da dün şeytan taşlama sırasında çıkan izdihamda 9 Türk hacı adayı da hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanlığı ölenlerin tüm uyarılara rağmen erken saatte şeytan taşlamaya gittikleri için hayatlarını kaybettiklerini açıkladı. 12 Türk hacı adayından da haber alınamadığı öğrenildi. Kutsal topraklarda hacı adaylarının şeytan taşlama sırasında neden olduğu izdihamda ölenlerin sayısı 251'e yükseldi. Ölenlerden 9'u Türk vatandaşı. Mina'da dün çıkan izdihamda Ahmet Sabit, Saniye Akkurt, Selim Tekin Gündüz, Tefriki Atlı, Mehmet Çeliker, Nevruz Kamerkale, İsmail İzci, Cevriye İzci ve Hanife Uçaner hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Görmez, ölen Türk hacı adaylarının tüm uyarılara rağmen erken saatte şeytan taşlamaya gittiklerini söyledi. 12 Türk hacı adayından da haber alınamadığı öğrenildi. İzdamda yaralanan 200'den fazla hacı aday arasında 4 de Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Yaralı Türk hacı adaylarının isimleri Huriye Sadık, Ahmet Zahir, Emine Seher ve Emine Aslan olarak açıklandı. Emine Aslan'ın tedavisi devam ederken diğer 3 yaralı ilk tedavilerinden sonra taburcu edildi. Dün şeytan taşlama sırasında çıkan izdihamda hayatını kaybeden 58 kişinin milleti ise henüz tespit edilemedi. Suudi Arabistan hükümeti her yıl şeytan taşlama sırasında çıkan izdihamlarda onlarca hacı adayının ölmesi üzerine yeni tedbirler almayı kararlaştırdı. Bir saat içinde en fazla kaç kişiyle el sıkışılabilir? Bu sorunun yanıtını tam olarak bilemiyoruz ancak Başbakan Erdoğan bugün bir rekora imza atmış olabilir. Erdoğan bir saat boyunca 2000'den fazla partiliyle aralıksız tokalaştı. Bayramlaşma öncesinde Erdoğan genç parti lideri Cem Uzan'a da sert eleştiriler yöneltti. Süratli bir şekilde ilerliyoruz. İzdihama mal vermiyoruz. Bakın burada bir izdiham var arkadaşlar. Kürsüden taşan, salona sığmayan bu kalabalığın istisnasız her biri Başbakan Erdoğan'la tokalaştı. AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın bayramlaşma seremonisi bir saatten fazla sürdü. Başbakan yaklaşık 2000 partilinin elini sıktı. Başbakanımız herkese bayramlaşacak. Yavaş yavaş lütfen. Sakin sakin. İzdihamın artması, sıranın bir türlü gelmemesi üzerine partililer başbakanla öpüşmemeleri konusunda sık sık uyarıldı. Yalnız istirhamımız tokalaşıp geçmek kaydıyla. Partililer arasında belki de en mutlusu Mehmet Tevfik Şimşek'ti. Erdoğan salona girdiğinde koruma engelini aşamayan ve isyan eden 75 yaşındaki Şimşek bu kez de başbakanın elini bırakmak